2021 yılını geride bırakırken 2022 yılını zamlarla karşıladık. Gecenin ilerleyen saatlerinde iğneden ipliğe bütün yaşamımızı zorlaştıracak ve Türkiye açısından işsizliği körükleyecek, aynı zamanda da sosyal olarak da tepkilerin ifade edilmesine olanak sağlayacak zamlarla karşıladık. Ama bu zamlarla birlikte tabii ki iktidar yönetememe aczi içerisinde baskıyı da artırdı. Hem sivil toplum örgütlerine hem yerel yönetimlere ilişkin, özellikle İstanbul Belediyesi'ne özel teftiş göndermesi, bizim meslek alanımızda yürüttüğümüz kent mücadelesinden kaynaklı yönetim kurulu üyelerimize soruşturmalar açılması İçişleri Bakanlığı eliyle ve sürgünlerle karşı karşıya kaldık biz 2022'de. Dün aslında yine Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine baktığımızda Türk Tabipler Birliği'ni hedef alması, Türk Ovak aşısıyla ilgili hedef alması da aslında 2022 yılının gerçekten iktidarın yönetememe aczi içerisinde baskıyla, otoriter bir rejimle sürdüreceğinin ipuçlarını veriyor. Bu açıdan toplumsal muhalefetin bir arada davranabilme özelliklerinin 2022'de daha gelişkin olması kaçınılmaz bir duruma geliyor. Çünkü yoksulluğun arttığı, bugün işsizliğin 8 milyona ulaştığı resmi rakamlara göre bir ülkede gerçekten mutfak sinyal veriyorsa, insanların ısınma sorunuyla karşı karşıya, ulaşım sorunuyla karşı karşıya ve elektrik faturalarındaki zamları hesaplama sürecine girmişse, bu iktidarın gidici olacağı çok açıktır. Bu nedenle toplumsal muhalefetin kendi içerisinde gelişkin bir arada durabilecek bir yapıyı 2022'de kurabilmesi gerekiyor. Öte yandan tabii ki kent mücadelesi inanılmaz derecede yürütülüyor. Bir taraftan yargı kararları gelirken diğer yandan da aslında talan süreçleri devam ediyor. Yine geçtiğimiz hafta orman alanlarının aslında orman vasfından çıkartılması resmi gazetelerde yayınlandı. Ama 2021'in sonunda biliyoruz ki biz orman alanları, orman vasfından çıkartılan alanlarda da yapılaşma öngören bir yaklaşımı benimsemişti iktidar. Geçtiğimiz haftada Ankara'da ve ülkenin değişik yerlerinde orman vasfını yitiren arazilerin orman alanlığından çıkartılmasıyla tekrar aslında daha önceki dönemlerde de gördüğümüz kıyıların, ormanların ve meraların satışı 2022 yılında da devam edecek. Ama bugün bizim açımızdan yine Atatürk Orman Çiftliği mücadelesini ve hukuk mücadelesini verdiğimiz bir süreçte önemli bir karar geldi. Atatürk Orman Çiftliği'nde askeri alan yapılmasına ilişkin yargıya taşıdığımız kararda Milli Savunma Bakanlığı ısrarla aslında bu alanda yapılaşma yapılması gerektiğini savundu ve iki kere yürütmeyi durdurma kararı vermiş olmasına rağmen yargının itirazda bulundular. İtirazları reddedildi ve bugün itibariyle de aslında yargı son noktayı kurdu ve koydu ve dördüncü kez de Atatürk Orman Çiftliği alanlarında askeri alan yapılamayacağının altını çizdi ve plan değişikliğini iptal etti. Yani bir taraftan baskı devam ediyor, bir taraftan talan devam ediyor ama bir taraftan da mücadele devam ediyor. Yarın yine Ankara önemli bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Muğla Çevre Platformu Ankara'da olacak. Datça Meclisi ve Datça'da yapılması planlanan yat limanıyla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki toplantıya katılacak ama dışarıda da çevreciler bu süreci protesto edecek. Dolayısıyla Ankara 2022 yılında gerçekten sorunlarını çözmek isteyen, sesini duyurmak isteyen, iktidara sesini duyurmak isteyenlerin başkenti olacak gibi görünüyor. 2022 umutla, dayanışmayla ve gerçekten geleceğe güzel bir iddiayla başlasın diyerek söz sırasını burada noktalıyorum.